Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnşallah daha önce 20. mektubun 1. makamında 1'den 5. kelimeye kadar okumuştuk. Şimdi kaldığımız 6. kelimeden inşallah devam ediyoruz. 20. mektubun 1. makamının 6. kelimesi. Yuhyi, yani hayatı veren odur ve hayatı rızık ile idame eden de odur. Ve levazımat-ı hayatı da ihzar eden yine odur. Ve hayatın âli gayeleri ona aittir. Ve mühim neticeleri ona bakar. %99 meyvesi onundur. İşte şu kelime şöyle fani ve aciz beşere nida eder, müjde verir ve der: ey insan, hayatın ağır tekalifini omuzuna alıp zahmet çekme. Hayatın fenasını düşünüp hüzne düşme. Yalnız dünyevi, ehemmiyetsiz meyvelerini görüp dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Belki o sefine-i vücudundaki hayat makinesi hayyu kayyuma aittir. Masarif ve levazımatını o tedarik eder. Ve o hayatın pek kesretli gayeleri ve neticeleri var ve ona aittir. Subhanallah. Bir daha baştan okuyalım. 6. kelime yuhyi, yani hayatı veren odur. Ve hayatı rızık ile idame eden de odur. Yani madem önce kendi nefsimiz, sonra bütün insanlık, bütün hayvanat tayfesi, işte bütün bitkiler, ağaçlar tayfesi, hangi mahlukta hayat varsa hayatı veren Allah'tır. Yuhyi, hayatı veren Allah'tır. Çünkü Allah hay ve muhyidir. Hayatı veren odur. Ve hayatı rızık ile idame eden de odur. Şimdi biz rızık deyince sadece yeme içme anlasak da rızık kavramı çok geniş bir mana hazinesidir. Ne demek o? Yani Cenab-ı Hak sadece bizim dilimizi, midemizi, karnımızı doyurmakla hayatımızı devam ettirmiyor. Göze rızık, kulağa rızık, burna rızık, kalbe rızık, ruha rızık, şefkate rızık, merhamete rızık, değil mi? Öyle hadsiz rızıklar vermiş ki Cenab-ı Hak. Allahu Ekber. Bütün o rızıklarla, yani dünyanın yaratılması bize rızık, dünyanın dönmesi, mevsimler, güneş, yani kainattaki her şey aslında bizim hayatımızın devamına hizmet ediyor. O zaman onlar da rızık. O zaman hayatı veren Allah, rızık ile o hayatı devam da ettiren Allah. Devam ediyor. Ve levazımat-ı hayatı, hayata lazım ne varsa ihzar eden, hazırlayan yine odur. Yani şu andakileri veren o olduğu gibi
Bir saat sonraki, bir gün sonraki, bir ay sonraki, 10 sene, 100 sene sonraki hepsini veren de, onları hazırlayan da, zamanı geldiğinde ihsan eden de odur. Ve bütün bu manalardan sonra gelen ifade çok acayip. Ve hayatın âli gayeleri, yüksek, yüce gayeleri, maksatları ona aittir. Madem hayatı veren o, hayatın devamı için lazım olan rızıkları ihsan eden o, bütün istikbalde şu andaki rızıkları ihzar edip hazırlayan, ikram eden, ihsan eden o, öyleyse o hayatın âli, yüksek, yüce gayeleri, maksatları, hedefleri, zirvesi yani ona aittir. Ve mühim neticeleri ona bakar. %99 meyvesi yani neticesi onundur. Niçin böyle söyledi? Şimdi geliyor. İşte şu kelime şöyle fani ve aciz beşere nida eder, müjde verir ve der: ey insan, hayatın ağır tekalifini omuzuna alıp zahmet çekme. Hani bazen hadisat insanı yıpratıyor, değil mi? Adam diyor, eziliyorum diyor, bunalıyorum diyor, patlıyorum diyor, dayanamayacağım diyor. Subhanallah. Neden? Bütün o dünya yükünü sırtına, boynuna, omzuna yüklersen ne yaparsın? Altında ezilirsin. Halbuki hayatın âli gayeleri ve maksatları sana bakmıyor ki. O zaman ne yapma? Hayatın ağır tekalifini omuzuna alıp zahmet çekme. Hayatın fenasını, gideceğini, öleceğini, sevdiklerinin senden ayrılacağını düşünüp hüzne düşme. Yalnız dünyevi, dikkat, ehemmiyetsiz meyvelerini görüp dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Böyle burayı şimdi okurken hatırıma geldi. Çok seneler evvel çok güzel bir hikaye okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. Yani bu manaya da muvafık geldi. Böyle ihtiyare zengin bir kadıncağız bir antikacıdan çok yüksek bir fiyat, hani mezat diyorlar ya, arttırmaya katılmış. Bilmem ne zamanlarından kalma bir tane böyle renkli, boyalı, nakışlı bir fincan takımı almış böyle. Yani fincan takımı, bir fincan altında işte o tabağıyla beraber. Onu da böyle büfesinin en güzel yerine koymuş, gelen geçen görsün. Bir gün böyle yine o büfenin önüne geçmiş. O güzel fincana bakarken böyle birden fincandan bir ses gelmiş. Demiş ki, sen bana böyle hürmetle bakıyorsun. Başka insanların bana böyle muhabbetle bakmasından sen memnun oluyorsun ya. Halbuki ben buna razı değildim bir zamanlar. Deyince şaşırmış kadıncağız. Aa demiş. Fincan konuşur mu? Dinle demiş. Ben demiş filan yerde bir bataklığın içinde bir çil idim. Bir gün bir adam geldi, bataklığı kazdı, kazdı, beni buldu. Oradan beni çıkardı, almak istedi ama ben bağırdım ona, yalvardım. Beni sevdiklerimden, dostlarımdan, arkadaşlarımdan, memleketimden ayırma, alma, yapma. Usta diyor beni duydu, güldü, tebessüm etti, sabret demiş. Çok memnun olacaksın. Ama ben memnun olmadım. Kopardı, aldı diyor, götürdü beni. Sonra diyor tezgahının üzerine diyor koydu, başladı diyor beni çevirmeye, ovalamaya, hamur gibi yoğuruyor beni. Ben de bağırıyorum, yapma, etme, rahatsız oluyorum. Döndürmeye başladı, başım dönüyor, yalvarıyorum, yapma, etme, başım dönüyor. Usta diyor tebessüm ediyor, sabret, sonu çok güzel olacak, sen de memnun olacaksın. Ben diyor razı değilim. Ondan sonra diyor beni çek bir şekle getirdi,
Hemen diyor beni diyor bir fırına soktu diyor. Allah Allah. Beni diyor öyle büyük sıcaklığa koydu. Bağırıyorum ben diyor fırın içinde, yapma, yanıyorum, mahvoldum, perişan oldum. Usta diyor tebessüm ediyor, merak etme. Yani şu anda zahmet çekiyorsun ama yakında çok memnun olacaksın. Çok güzel bir manaya ulaşacaksın. Ben yanıyorum diyor, ne manası yani? Neden memnun olacağım? Neyse diyor beni çıkardı diyor, tam yanacaktım. Çıkardı, oh dedim kurtuldum. Bu sefer de eline bir fırça aldı, boyaya bastırıyor, üzerimde diyor şekiller. Tabii diyor ben gıdıklanmaya başladım, feryadım, yapma, etme, gıdıklanıyorum, perişan oldum. O dinlemiyor beni, tebessüm ediyor, sabret, sonu çok güzel olacak. Allah Allah, tam diyor bitti diye sevinirken beni tekrar fırına koydu. Bu sefer daha yüksek bir sıcaklıkta, ben dedim ki artık bitti yani. Ben yandım, öldüm, gittim yani. Bağırıyorum, dinlemiyor beni. Yine tebessüm ediyor, sabret. Sonu çok güzel olacak. Nihayette diyor, beni çıkardı oradan. Bir yere koydu. Ondan sonra bir ayna getirdi. Bana dedi ki, kendine bir bak. Ben diyor, aynada bir baktım ki, o simsiyah kahverengi kil nerede? Şu üzeri rengarenk nakışlı boyalarla süslenmiş o güzel fincan, altında tabak, öyle güzel, çok beğendim diyor ben kendimi. Dedim ki ustam sen haklıymışsın, ben ne kadar güzel oldum. Usta dedi ki sabret, daha bütün insanlar senin önünde hürmetle gezecek. Sana çok kıymet verecek, seni alkışlayacak, seni takdir edecek, meşhur olacaksın. Allah Allah. Sonra diyor beni diyor sergiye koydu. İnsanlar geldi önüme hayretle, muhabbetle böyle. Dedim ki ustam sen haklıymışsın. Ben ne hallere geldim. İyi ki beni o çamurdan koparıp çıkarmışsın. İyi ki beni o tezgahın üstünde, başım dönse de rahatsız da olsam, iyi ki beni öyle döndürmüşsün. İyi ki beni o fırınlara atmışsın. İyi ki o fırçalarla boya, iyi ki böyle yapmışsın. Allah senden razı olsun. Subhanallah. Kardeşler, hepimiz neyiz? Aynı o kil gibi. Zaten aslımız toprak ya. Cenab-ı Hak bizi maddeten bu şekle soktuğu gibi, aslında bu dünyada başımıza gelen her bir hadise bizi o antika şekle sokmak için, cennete muafık, cennete layık, Allah'ın rızasına, Allah'ın muhataplığına, Allah'ın dostluğuna, Allah'ın sevgisine ulaştırmak için. Ama biz hodyam olduğumuz için, biz nefisperest olduğumuz için, keyfimiz, lezzetimiz, zevkimiz olmayınca, elem, keder çekince, ya bu hayata niçin geldik? Hatta bazısı yeterli görmüyor, ızdırabını, adam intihar ediyor. Yahu kardeşim biraz sabret. Neden? Çünkü senden maksat sade sen değilsin. Sende Cenab-ı Hakk'ın 99 maksat, gaye, hikmetleri var. Biri sana ait. O zaman sabret. Eğer sabredersen, bakın bu dünyada en büyük bela, zahmet, musibet, meşakkat, ne derseniz, olumsuz manada en çok muhatap olan başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bütün peygamberler, bütün evliyalar, Allah yolunda gayret edenler hep öyle. Ama ne yapmışlar? Sabırla, şükürle, ibadetlerine, hizmetlerine devam etmişler. Teslim olmuşlar. Hasbunallah ve ni'mel vekil demişler. La havle ve la kuvvete illa billah demişler. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah demişler ve dedirmişler. Ne olmuş?
Bak öyle hem dünyada öyle makamlara, hele bir de ahirette öyle makamlara ulaşmışlar yani. Onun için yani bu dünyada da hangi şey zahmetsizdir ki? Yani ilkokula başlayan birinci sınıftaki ilk okula ne kadar zahmetli, sıkıntılı. Sonra okul artıyor, imtihanların dereceleri artıyor, talebe bunalıyor ama sabretse, çalışsa, devam etse, sebat etse bir bakıyorsun öyle diplomalar, öyle maaşlar değil mi yani? Ama zahmetsiz, meşakkatsiz yok. Üstadımız diyor, tecrübe ve imtihan ise neşvi nemaya sebeptir. Yani başımıza gelen her şey aslında bizim terakkimiz içindir. Ve sade gaye ve maksat biz değiliz. Bizim üzerimizde tecelli eden Esma-i İlahiye'nin adedince hadsiz tecelliler Allah'a aittir. Evet, tekrar aslına dönelim. Ey insan, hayatın ağır tekalifini, sorumluluklarını, mesuliyetlerini omuzuna alıp zahmet çekme. Hayatın fenasını düşünüp hüzne düşme. Yalnız dünyevi, ehemmiyetsiz meyvelerini görüp dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Belki, muhakkak ki o sefine-i vücudundaki, bu vücut gemisindeki hayat makinesi hayyı kayyuma aittir. Yani şu hayat makinesi bize ait değil. Hay ve kayyum olan Allah'a aittir. Masarif ve levazımatını, bütün masrafları, ihtiyaç duyulan her şeyi o tedarik eder. Yani zaten bizim olsa biz yapardık yani. Halbuki Cenab-ı Hak bizi bildiği için hava hava, havasız yer, ağzımızın ucuna kadar getirmiş yani. Yapıyorsun, alıyorsun. Hiç hava için bir zahmet yok. Burnumuzun önüne kadar getirmiş. Subhanallah. Gökyüzünden yağmurlar, güneşten ısılar, ışıklar değil mi? Bütün etrafımızdaki mahlukattan meyveler, sebzeler, nimetler. En yakınımızda bizi şefkatle kucaklayan annelerimiz, babalarımız değil mi? Ablalarımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız, dostlarımız, sevdiklerimiz. Subhanallah. Hepsini o tedarik etmiş. Hepsini o bizlere ihsan ve ikram etmiş. O zaman netice ve gayelerin %99'u ona aittir. Masarif ve levazımatını o tedarik eder. Ve o hayatın pek kesretli gayeleri ve neticeleri var. Ve ona aittir. Sen o gemide bir dümenci neferisin. Vazifeni güzel gör. Yani %1 sana ait, 99 hayy-i kayyum olan Allah'a ait. O zaman Allah için sabret. Allah için devam et. Eğer Allah için olursa o omuzunda seni ezen bütün ağırlıklar kalkıyor. Adeta şu dünya bir gemi gibi oluyor. Bütün o zahmetleri, meşakkatleri gemiye bırak. Üstünde otur, manzaraları seyret. Ama eğer bir insan şu hayatına, kendine benim hayatım, istediğim gibi yaşarım, istediğimi yaparım dediğin zaman bütün dünya başına çöküyor yani. Bütün o hadisata karşı tahammülün kalmıyor yani. O zaman ızdırap içinde kalıyor. Peki ızdıraba düşen insan iki şey yapar. Bir, ne yapacak? Unutmaya çalışacak. Üstadımız diyor, fasık adam aklın izac ve tacizinden kurtulmak için galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. İkinci şıkta intihar. Bitirecek yani. Ama ikisi de çözüm değil ki. Hani adam intihar edeyim de bunlardan kurtulayım. Yahu eğer bu hayattan sonra başka hayat olmasa tamam kurtuldun. Ama öyle değil ki. Bundan sonra ebedi bir hayat var. Ve bu dünyada çektiğin zahmet, meşakkat, oranın zahmet ve meşakkatine göre okyanusta bir damla bile değil bu dünyanın zahmetleri.
Asıl orada başlıyor yani. Onun için yani ölüm kaçış değil, ölüm kurtuluş değil yani. Allah Allah. Onun için büyük zatlar ömürlerinin uzamasını daha çok hayır, daha çok hasenat, daha çok ibadet, daha çok hizmet, daha çok iyilik yapmak için ömür istemişler Cenab-ı Hak'tan. Subhanallah. Çünkü Hazreti Azrail Aleyhisselam ecelimizle beraber geldiği zaman artık bitti. Artık bir şey yazamayacağız. Hani imtihanlarda oluyordu ya, öğretmenimiz bize işte kağıtları dağıtıyor. İşte diyor imtihan müddeti 60 dakikadır. Başlayın diyordu. Herkes yazmaya başlıyor. Ondan sonra 60 dakika dolunca bırakın kalemi kağıdı. Bitti. Ya öğretmen ben biliyorum. Yazdın mı? Yazma. O kusura bakma. Bitti. Ama öğretmenim ben biliyordum cevabı. Yazsaydın. Ve o bildiklerine göre mükafat not almayacağım. Yazdıklarına göre mükafat alacağım. Evet. Onun için neydi? O sefine-i vücudundaki hayat makinesi hayy-i kayyuma aittir. Masarif ve levazımatını o tedarik eder. Ve o hayatın pek kesretli gayeleri ve neticeleri var. Ve ona aittir. Sen o gemide bir dümenci neferisin. Dikkat et. Vazifeni güzel gör. Vazifeni güzel gör. Aslında vazife de o kadar kolay ki. Hani üstadımız sözlerde 6. sözün sonunda diyor Allah'a abd ve asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki tarif edilmez. Vazife ise bir asker gibi Allah namına işlemeli, başlamalı, Allah namına hareket etmeli, sükunet bulmalı diyor değil mi? Ki neden? Çünkü Allah'ın emirleri o kadar kolay ki, Allah'ın helal kıldığı daire o kadar ferahlı ve rahat ki, ama o dışındaki dairede öyle ızdıraplar, elemler, kederler var ki, asıl zahmet orada, meşakkat orada, asıl musibet orada yani helal dairenin haricindeki daire. Yoksa Allah'ın emri ilahisi, feraizi ilahisi hem azdır, hem kolaydır diyor ya. Subhanallah. Evet. Vazifeni güzel gör. Ücretini al. Keyfine bak. O hayat sefinesi ne kadar kıymetdar olduğunu ve ne kadar güzel faideler verdiğini ve o sefine sahibi zatın yani şu hayat sefinemizin içinde hayat makinesi bulunan hayat sefinemizin sahibi hay ve kayyum olan Allah. Evet. O sefine sahibi zatın ne kadar kerim, ikram edici. Yani bire binler, milyonlar, ebedler veriyor. Ne kadar kerim ve rahim, şefkatli, merhametli olduğunu düşün. Mesrur ol. Sevin, sevin. Sürura gark ol, mesrur ol. Ve şükret. Ve anla ki vazifeni istikametle yaptığın vakit o sefinenin verdiği bütün netayiç. Bu da çok acayip. Eğer vazifeni güzel görür, istikametle hayatını devam ettirirsen, biz neydik o gemide dümenci neferdik. Neticenin biri bize ait, %99'u hay kayyum olan Allah'a aitti ya. Eğer vazifeni istikametle yaptığın vakit o sefinenin verdiği bütün netaiç yani o hayat gemisi olan vücudumuz, kalbimiz, ruhumuz, bütün duygularımız, hissiyatlarımızın toplamı bir cihetle senin defteri amaline geçer. Yani şu vücuttan, şu hayattan çıkan o %100 neticeleri de Cenab-ı Hak şefkatinden, merhametinden, ikramından, lütfundan sanki seninmiş, benimmiş gibi hepsini de sana ihsan ediyor. Halbuki hepsi ona ait yani. Ama öyle kerim, öyle rahim bir Allah'ımız var ki, yahu böyle bir Allah sevilmez mi ya? Böyle bir Allah'a ibadet edilmez mi? Böyle bir Allah'ın yolunda bütün hayatını insan feda etmez mi yani?
Allah Allah. Vazifeni istikametle yaptığım vakit o sefinenin verdiği bütün netaiç, bütün neticeler bir cihetle senin defteri amaline geçer, amel defterine geçer, sanki seninmiş gibi sana bir hayatı bakiyeyi, baki ebedi daimi bir hayatı temin eder. Dikkat! Seni ebedi ihya eder. Seni ebedi ne yapar? Hayatlandırır. Şimdi o ihya kelimesini hani halk arasında da ihya olmak diye bir tabir var. Hani mesela bir adam böyle hani zahiren hani çok büyük bir hazine bulsa ya adam ihya oldu. Çok yüksek bir makama bir anda bir şeyler vesilesi çıksa adam ihya oldu. Şimdi asıl ihya nedir? Ebedi bir cennette, ebedi bir saadette, en yüksek, her şeyin sahibi, maliki, Rabbi olan Allah'a muhatap olup görüşmek. O Allah'ın en çok sevdiği olan, başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bütün enbiyasıyla, sevdikleriyle, dostlarıyla buluşmak ve ebediyen. İşte hakiki ihya bu. Ve mesela adam çok, yani şimdi yılbaşı geliyor ya, millet piyango derdinde. Yani asıl piyangoyu unutmuş millet. Bir bilet alacak, bilmem kaç milyon para kazanacak. Ki hep anlatılıyor yani kazananlar daha dünyada rezil rüsva olmuşlar. Bir iki sene evet bir şatafatla yaşamışlar ama o paranın gafletiyle ebedi hayatlarını da dünya hayatlarını da berbat etmişler. Kaybetmişler yani. Kar gören yok. Yani hakiki piyango değil. Hakiki piyango ebedi saadet piyangosu yani. Hakiki ihya o. Neden hakiki ihya? Kardeşler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde öyle cennet tasviratı yapıyor ki. Mesela biliyorsunuz da hani hatırımda kaldığı kadar eksiği noksanıyla kusuruma bakmayın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir müminin cennetteki köşkünün tuğlaları diyor, taşları, biriketleri artık diye tuğlaları kimisi diyor altından, kimisi zümrütten, kimisi yakuttan, kimisi elmastan, kimisi lülü ve zebercetten diyor. Yahu hani biz hep en zengin adamın villası bilmem nesi yani. Taştan ya, tuğladan ya. Oldu tahtadan, odundan yani. Hani oldu özel maddeler hani yitok mitok yani. Ama hepsi basit şeyler. Ya cennete giren en düşük rütbeli yani cennet derecelerinin mesela yani tabirdat olmasın en düşüğünde olanın 70 bin köşkü var. Küre-i arz dünya kadar mülkü var. İçinde 70 bin köşk var. O köşklerin bir kısmının tuğlaları altından, bir kısmının elmastan, zümrütten. Yahu bu nasıl bir... İşte hakiki ihya bu ya. Subhanallah. Cenab-ı Hak bizi inşallah ebedi ihya etsin inşallah. Sevdiklerimizle beraber. Bütün nur talebiyle, bütün ehli iman ile beraber. Ama işte onun için önce İman, iman. Cenab-ı Hak imanımızı kuvvetlendirsin inşallah. İmanımızı inkişaf ettirsin. Kardeşler bu dünyada en büyük mesele nedir? İmanla ölebilmektir. Çünkü imanla bir ölürsen, kusurun, kabahatin, eksiğin, noksanın da olsa bir şekilde bir af, bir merhamet, bir şefaat, bir ikram olur yani. Yani ebedi saadet, ebedi cennete gidersin ama Allah korusun. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok yaptığı dualardan diye rivayet ediliyor değil mi? Ya mukallibel kulub, febbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri eviren, çeviren, halden hale koyan Allah'ım, kalbimi dininde sabit kıl diyor ya. Bu Habibullah ya. Yine Rabbimiz bize Ali İmran suresi o birinci sayfanın değil mi? Sondaki iki ayet değil mi? Rabbena la tuzigh kulubena ba'de izhedeytena. Rabbimiz kalplerimiz hidayete geldikten sonra
Hidayetten çevirme Allah'ım. Aman ya Rabbi. Amin inşallah. Onun için eğer imanla ölürsek ne o? Seni ebedi ihya eder. Evet. Yedinci kelime. Ve ümit. Yani mevti veren odur. Bir üstteki neydi? Altıncı kelime. Yuhyi. Hayatı veren odurdu. Şimdi geldi yedinci kelime. Ve ümit. Yani mevti veren, ölümü veren odur. Yani ölüm tesadüfi değil. Yani insan kalp krizinden ölmez. İnsan koronadan ölmez. İnsan kanserden ölmez. İnsan depremden ölmez. Onlar bahaneler. Ölümü veren kim? Ölümü veren Allah. Hayatı veren o olduğu gibi mevti veren de odur. Allah Allah. O zaman hiç kimseden, hiçbir şeyden korkma. Neden? Ölüm onlardan gelmez. Ama Allah'tan kork. Allah'tan korkalım değil mi? Tabi korkma manası da mesela insan sevdiklerini üzmekten korkar değil mi? İnsan sevdiklerini kırmaktan korkar değil mi? İnsan sevdiklerini incitmekten korkar. Kendisine çokça ikram, ihsan eden, çokça muhabbet gösteren birisine yanlış bir davranış yapsa mahvolur. İşte korkar, onu tekrar muhabbetini kazanmak, kendini affetmek için nasıl çırpınır? Ya onun için Allah'tan korkmak lazım yani. Çünkü her şeyin dizgini onun elinde. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan, her matlubunu buldun. Hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Evet, ve ümit, yani mevti veren odur. Yani hayat vazifesinden terhis eder. Fani dünyadan yerini tebdil eder. Külfeti hizmetten azat eder. Allah Allah. Yani şimdi öyle güzel söyledi ki, ölüm sevdi ki yahu. Yani ölüm korkulacak, nefret edilecek yani bir şey değil. Ölüm sevilecek bir şey. Mahiyetini bilebilirse insan yani. Bakın ne dedi? Hayat vazifesinden terhis eder. Yani ben buna hep böyle askerliği misal veriyorum. Terhis dedi ya. Askerlik yapanlar bilir. Ben hep şu misali anlatıyorum bu manada. Böyle yeni gittik askere, Bilecik'teydi ilk 3 ayımız bizim, acemilik dönemimiz. Bilecik'e gittik, hemen bizi işte nizamiyede kabul ettiler, işte bir bölüğe tayin ettiler. Ondan sonra gittik, orada bizi topladılar, bizi böyle bir yere götürdüler, orada elbise yani verecekler. Neyse elbiselerimizi, işte botlarımızı, iç çamaşırı, yünlüler, münler verdiler yani. Dediler şurada giyin, neyse giyindik. Hazır olduk yani, asker olduk yani, kıyafete girdik daha henüz yani, gerçi yemin etmemiştik yani. Kıyafete girdik, birisi dedi, bağırdı ya yanımda birisi yani, o da bizimle yeni gelmiş yani. Gel 549 gün gel dedi böyle. Allah Allah, ben bilmiyorum ya, dedim ki ne o 549, şöyle bir bana ters baktı. Sen dedi bilmiyorsun. Dedim bilmiyorum. Dedi ki o gün şafak bizim için doğacak dedi. Allah Allah. Adam şairmiş meğer yani. Dedim ya şafak ne? Lan dedi sen dedi hiçbir şey bilmiyorsun dedi ya. Cik cik dedi bana. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Cik cik dedi ya. Oğlum dedi tezkere alacağımız gün dedi. Biz dedi 550 gün askerlik yapacağız. Bugün birinci gün gitti. Kaldı 549. Ben de diyor o şafak gününü, o şafağı bekliyorum ki tezkere alacağız yani. Gel 549 gün gel. Yahu o bana acayip tesir etti. Ya daha birinci günden adam 549 gün sonrasının gel artık diyor. Subhanallah. Ölüm nedir? Ölüm terhistir. Allah Allah. Yani şu dünya kışlasında hani askerliğin ayrılıktan gelen, zahmet meşakkatten gelen, daha önce yaşamadığın bir ortam, yaşamadığın, tanımadığın insanlarla bir arada, normal hayat standartlarından zahiren yani daha düşük gibi gelen ızdırap yani bunlar. Şimdi o bir an önce oradan kurtulmak,
O zahmet meşakkatten kurtulmak, sevdiklerine, dostlarına, akrabalarına tekrar kavuşmak. Adam 549 gün sonrasını iple çekiyor. Gel, her gün karalıyor yani. Gitti bir daha, bu kadar kaldı. Gitti bu bir daha, bu kadar kaldı. İşte ölüm böyle. Ölüm de şu dünya kışlasındaki zahmetten, meşakkatten, dertlerden kurtulmak. Nereye? Asıl memleketimiz olan cennete. Başta Peygamber Efendimiz, bütün peygamberler, enbiya, evliya, bütün dedelerimiz, ninelerimiz. Yani aslında sevdiğimiz ve dostlarımızdan %99'u orada, %1'i burada. O zaman ölüm nedir aslında? Bütün o dostlarımıza, sevdiklerimize, ebedi bir aleme, asıl memleketimize gitmek. O zaman bundan daha saadetli, daha lezzetli bir şey olabilir mi? Ama bilmeyince insan aman aman şu dünyadaki lezzeti, saadeti, menfaati gidecek zannettiği için ölümü istemiyor, sevmiyor yani. Allah gecinden dersin diyor ya. Subhanallah. Evet, bir buymuş. Yani bir asker için en lezzetli, en saadetli an nedir? Tezkere, terhis anıdır ya. Subhanallah. Ölüm de terhismiş. Tabi burada şu mana da var değil mi? Mesela ben son dönemimi Aydın'da yaptım. Şimdi Aydın'da birinci o zaman er eğitim taburuydu. Oraya gitseniz, benim adımı, soyadımı verseniz onlar bilgisayara bakacaklar. Diyecekler ki evet, filan tarihler arasında burada şu rütbede şu şu vazifeleri yapmış, işte şu şu şeyleri kazanmış ve filan tarihte tezkeresini almış, asıl memleketine gitmiş. Şimdi deseniz ya ben onunla görüşmek istiyorum. E kardeşim, burada yok, kayıtları burada ama o asıl memleketine gitti. Görüşmek istiyorsan orada görüşebilirsin yani. Subhanallah. Onun için yani bu dünyada sevdiklerimizi göremememizin sebebi bu. Evet, bu dünyada vazifelerini yapmışlar. Onlara ait hayat kayıtları, hatıralar, matıralar, mezar taşının üzerinde kısa bir tarihçesi de var ama asıl görülecek yer asıl vatan yani. Cenab-ı Hak asıl vatanımız olan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın gönderildiği, getirildiği cennete bizleri de tekrar inşallah kavuştursun. Hayat vazifesinden terhis eder. Fani dünyadan yerini tebdil eder. Yani ölüm o kadar kötü bir şey değil. Ne? Ölüm çok güzel bir şey. Fani dünyadan baki bir cennete yerini değiştiriyor. Yani yer değiştirme, yokluk olabilir mi? Mesela ben şu anda bu odadayım. Birazdan inşallah program bitecek. Öbür odaya geçeceğim. Bu odada beni arasanız bulamazsınız. Az önce buradaydım ama öbür odaya gittim. Şimdi burada olmayınca ben yok mu oldum? Hayır, öbür odadayım ya. Aynı bunun gibi. Cenab-ı Hak da ölümle bizi şu fani dünyadan baki bir aleme yerimizi değiştiriyor. Külfeti hizmetten azat eder. Bütün hizmetin zahmetlerinden, meşakkatlerinden, şu dünyanın derdinden, tasasından, enflasyonundan, altın çıktıydı, düştüydü, dolar öyle olduydu, siyasette böyle olduydu, ya şöyle olursa korona böyle oldu, işte 2020 böyle geçti, 2021'de kim bilir? Ya sakin ol. Heyecanlanma ya, sahibi var, maliki var, Allah Allah. Yani şu dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var yahu. Aa, sen vazifeni yap yani. Ne karışıyorsun işine? Evet. Onun için şu ölüm nedir? Şu dünyanın bütün külfetlerinden, meşakkatlerinden kurtuluştur. Evet. Yani hayatı bakiyeden seni, estağfurullah yanlış okudum. Hayatı faniyeden seni hayatı bakiyeye alır. Evet. Şimdi devam edeceğiz ama böyle kardeşler kenarlarda böyle uzaktan görüyorum. Hep selamlar var ama şimdi hepsini tek tek okumak, cevap vermek zor. Ben cümlesine şimdi gelmiş, birazdan gelecek ne kadar selamlar varsa cümlesine inşallah ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima inşallah. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade etsin. Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın.
Yani Allah namına konuşmayı, Allah namına yaşamayı, Allah namına dinlemeyi, Allah namına hareket etmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Şu okunan külli, ulvi hakikatleri sadece aklımızda değil, kalbimizle, ruhumuzla, nefsimizle, bütün hissiyatımızla böyle emmek, böyle emerek, yani böyle bütün latifelerimizi doyurmayı nasip etsin inşallah. Yani böyle bir zat, alim bir zat dermiş yani. Böyle her hutbe verdikten, vaaz verdikten sonra söylemek de kolay, dinlemek de kolay. İş mucibi muktezasıyla amel etmektir dermiş. Cenab-ı Hak bizleri muvaffak etsin inşallah. Evet, işte şu kelime şöylece fani cin ve inse bağırır. Yani ve yümit kelimesi bağırıyormuş yahu. Peki biz mesela bunu okuyoruz değil mi? Genellikle camilerde de değil mi? Her 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber'den sonra La ilahe illallah vahdehu la şerike leh öyle mi? Okuyoruz ya, yuhyi ve yümit. Peki yümitten bir ses duyan var mı? Allah Allah. Ya ben hiç duymamıştım yani. Ki elhamdülillah. Yani hem okuyorduk, şimdi nur talebesi olunca da Cenab-ı inşallah ki nur talebesisin Rabbimiz. Ne oldu? Sabah namazından sonra, akşam namazından sonra 10 kere, hadiste var zaten, sünnet-i seniyedir, içinde ismi azam vardır, külli sevapları olan 11 kelimelik bir cümledir. Onları okuduk yani, okuyorduk yani. Hala da okuyoruz elhamdülillah. Cenab-ı Hak son nefesimize kadar da okumayı nasip etsin inşallah. Ama hiç böyle duymamış. Ne zaman ki okumaya başladık. Ha, meğerse kainattaki her zerre, her eşya, her mevcut konuştuğu gibi Kur'an ayetleri de konuşuyor. İçindeki mübarek kelimeler de konuşuyor. Hatta bazıları bağırıyormuş yani. İyi ki Cenab-ı Hak bizlere Risale-i Nur'u tanımayı nasip etti ya. Bak şimdi ve Ümit'in ne bağırdığını duyacağız yani. Allah, ne büyük bir bahtiyarlık bu ya. Hani çok okuyanlar belki son nefese kadar okuyacak, hiçbir şey duymadan gidecekler yani. Ama bize bir lütuf var burada. Allah ne diyor? İşte şu kelime. Şöylece fani cin ve inse bağırır ve der ki sizlere müjde. Mevt, ölüm, idam değil. Yokluk değil. Hiçlik değil, fena değil, inkıraz değil, dökülmek, çökmek değil, sönmek değil, firak-ı ebedi, ebedi bir ayrılık değil, adem değil, yokluk değil, tesadüf değil, ölüm tesadüf değil, failsiz bir inidam. Allah Allah. Yani bir fiil var ama yapanı yok, öyle değil yani. Ölüm varsa öldüren var, ölümü veren var yani, değil mi? Subhanallah. Failsiz bir inidam değil. Belki geldi şimdi hepsinin şeyi böyle, müsbeti gelecek şimdi. Menfileri söyledi, değil, 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 değil. Belki, muhakkak ki bir dikkat. Faili, hakimi, rahim tarafından bir terhistir. Subhanallah. Yani failsiz bir inidam değil. Nasıl? Bir faili, hakimi, rahim tarafından. Yani bir fiil sahibi var, o işi yapan bir zat var. Ama nasıl o zat? Hem hikmet sahibi, hem çok şefkat ve merhamet sahibi bir zat. Belki bir faili, hakimi, rahim tarafından bir terhistir. Bir tebdili mekandır, yer değiştirmedir. Saadet-i ebediye tarafına, vatanı aslilerine, asıl vatanlarına bir sevkiyattır. %99 ahbabın mecmaı olan, toplandığı yer olan alemi berzaha bir visal kapısıdır. Subhanallah. Böyle hatırlarsınız Mesnevi-i Nuriye'de Habbe Risalesi'nde ben de çok lezzet alıyorum o yer böyle, Allah Allah. Diyor ki İylem eyyühel aziz. Hani hatırımda kaldığı kadar takılırsam bakarız inşallah. Üstadımız diyor kabir alemi ahirete açılmış bir kapıdır.
Diyor ki ön ciheti azap, arka ciheti rahmettir. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde, yani rahmet cihetinde duruyorlar diyor. Sonra misal veriyor. Gerisi gelmedi de buradan bakayım, çabuk buluruz inşallah. Habbe Risalesinden. Subhane, bazen böyle bağlantılar kesiliyor. Rabbimiz haddimizi bildiriyor elhamdülillah. Kaynağımız burada elhamdülillah. Kolay yani. İlem eyyühel aziz, kabir alemi ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir, ön ciheti ise azaptır. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Dikkat! Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi? Ve onlara gidip onları ziyaret etmeye iştiyakın yok mudur? Evet, vakit yaklaştı. Çünkü peygamberimiz diyor, küllü atin karip. Gelmesi kesin olan şeyler çok yakındır. Hatta olmuş gibi bakabilirsiniz ya. Subhanallah. Ölüm mü yakın, yarın mı yakın? Ölüm daha yakın. Çünkü ölüm garanti. Yarına senedimiz yok yani. Ama biz hep yarına göre hazırlanıyoruz. Seneye göre hazırlanıyoruz. Adam şimdiden 2021'i düşünüyor. Ay mübarek yani. Ya sen bir dakika sonra, bir saat sonra, bir gün sonra ölmeyeceğini nereden biliyorsun? Çok insan var yılbaşına yetişemeyecek adam yani. 2021'de, 2022'de adam dert şey yapıyor, varamadan gitti yani. Vakit yaklaştı. Demek bir insan hep böyle düşünse hep istikamette olur yani. Vakit yaklaştı. Çok mühim. Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Subhanallah. Neden? O dostların, sevgililerin yanına gideceğiz ya. Ebed memleketine gideceğiz ya. O zaman nasıl ki mesela bir belediye başkanı bizi huzuruna çağırsa, bir vali bizi huzuruna çağırsa, işte efendim başbakandır, cumhurbaşkanıdır yani, bakandır, hani yüksek kademeli filan yerin kralıdır, seni huzuruna çağırsa nasıl gidersin? Önce bir ne baştan aşağı bir yıkanırsın değil mi yani? Sonra en güzel, en temiz elbiselerini giyersin. Sonra güzel kokular sürünür. Sonra huzuruna çıkarsın yani. Şimdi o ebed memleketinde başta Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, peygamberlerin, sahabe-i kiramın, bütün o geçmişlerimizin, salih insanların, mümin müminatın yanına gideceksin. Nasıl gideceksin? Diyor ki dünya pisliklerinden. Nedir dünya pislikleri? Hani dünya pisliği deyince insan sadece zahiren tozu, toprağı, çamuru değil ki. Kalbine dünya pisliği, gurur, kibir, enaniyet, kendini bir şey zannetmek, cimrilik yani, kirlilik yani. Yani bütün güzel hasletlerin zıtları eğer bizde varsa onların hepsi nedir? Kazurattır. Ne olmak lazım? Önce onlar gözümüzde harama bakmış, gözümüz kazuratlı. Kulağımızda haram işitmişiz, haram dinlemişiz. Cıstak cıstak yani. Kazuratlı yani. Ağzımızda kazuratlı. Kalbimizde suizanlarımız, gıybetlerimiz yani yanlış şeylere muhabbetlerimiz kazurat. Ne yapmak lazım? Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir manevi gusül. Hani gusülde de üç tane var ya, hani Hanefi'de üç tane şart var değil mi? İşte ağza su vermek, burna su vermek, ondan sonra da cümle diyor bedeni kuru yer kalmayacak derecede yıkamak. Şimdi öyle demek ruhu da, kalbi de, hissiyatları da, duyguları da her birini kuru yer kalmayacak şekilde, pis yer kalmayacak şekilde yıkamak yani. Allah Allah. Tövbe istiğfar değil mi? Peygamber öyle buyurmuş. Tövbe ve istiğfar sabun gibidir. Günahların pisliklerini temizler demiş. Cenab-ı Hak bütün azalarımızla, bütün duygu ve hissiyatlarımızla, bütün letaifimiz, cevarihimizle tövbe ve istiğfar etmeyi ve tövbemizi tövbe-i nasuh yapmayı cümlemize nasip etsin ve o ahiret alemine bizi tertemiz,
O temizler diyarına tertemiz gidenlerden etsin inşallah. Evet. Onun için şimdiden başlamak lazım. Çünkü yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Hani can boğaza geldi mi tövbe kabul olmuyor. Ondan evvel tövbe etmek lazım. Onun için her an gidebilme ihtimali. Vakit yaklaştı. Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Yoksa dikkat, eğer öyle olmazsa temizlenmeden o zatların yanına gitsek, onlar istikzar ile ikrah edeceklerdir. Hani o meşhur zatların yanı, dünyada yani gitsen üstün başın pis, leş kokuyor yani. Üzerinde kirler, paslar, kanlar, yani böyle perişan gitsen, yani onlar her ne kadar seni yani çağırmışlar ama burunlarını tutarlar, kafalarını çevirirler, yüzlerini ekşitirler. Senin öyle gelmenden rahatsız olurlar. Subhanallah. Onun için başta peygamberimiz, bütün peygamberler, bütün o salih insanlar, onları diyor rahatsız etmiş, incitmiş olursun gusül abdesti almazsan. Eğer İmam-ı Rabbani, çok antika bir misal, eğer İmam-ı Rabbani, Ahmed-i Faruki bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa, biliyorsunuz İmam-ı Rabbani Hazretleri üstadımızdan 200 sene evvel, yani Hindistan, şimdi herhalde zannediyorum Pakistan sınırlarında mı kalıyor, orada yaşamış yani, orada hizmet etmiş, sonra orada vefat etmiş, kabri orada. Şimdi üstad diyor ki bir haber gelse ki İmam Rabbani hayattadır, davet ediyor yani ziyaretine, ziyaretine bir davet vuku bulsa, bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğim. Neden? İmam Rabbani o kadar kıymettar bir zat ki yani. İşte o zatı görmek, onunla sohbet etmek, ilminden istifade etmek, muhabbetiyle muhabbetlenmek, onun tarafından tanınmak, bilinmek, sevilmek, dua listesine girmek mesela yani. Allah ne kadar ne kadar tehlike ve zahmet de olsa katlanacağım diyor üstad. Ziyaretine gideceğim. Niçin böyle söylüyor? Binaenaleyh. İncil'de Ahmed'i, Tevrat'ta Ahyede, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma, Allah tarafından isimlendirilen iki cihanın güneşi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. İki cihanın güneşi kabrin arka tarafında milyonlarca Faruki Ahmetler ile muhat olarak etrafı sarılmış, çevrilmiş olarak sakindir, bekliyor. Onların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır. Subhanallah. Evet. Nerede kalmıştık? Ha, en son şunu okuduk değil mi? %99 ahbabın mecmuu olan alim-i berzaha bir visal kapısıdır. Sekizinci kelime. İnşallah bununla bitirelim. Sizleri de çok yormayalım. Gerçi bir tarafa da gidemiyoruz değil mi? Evlerimizde kaldık yani. Ama fırsat bu fırsat. Yani bu zamanlar bize büyük bir lütfu ilahidir. Yani birçok bahanelerden Cenab-ı Hak bizi kurtardı. Ya işte şu iş var da okuyamıyorum. Şu iş var da bunu yapamıyorum. Ya adam çıkamıyorsun işte. Ne yap? Kaza namazın varsa kaza namazını kıl. Beş vakit namazı aileyle, cemaatle kıl. Çocuklarına Kur'an bilmiyorlarsa Kur'an öğret. Babanın vazifelerinden birisi evladına Kur'an öğretmektir. Hadiste var. Kim diyor evladına Kur'an öğretse cennette diyor ona öyle bir taç giydirilir ki 500 sene mesafeden parlaklığı gözükür diyor. Ya beraber çoluk çocuk toplanıp belli bir saatte Risale-i Nur'dan bu iman Kur'an hakikatlerinden ders, hele hele yani belki de en isabetlisi özellikle şu küçük kitaplardan, inşallah böyle evde 5-10 tane varsa mesela küçük sözler. Hepsinin eline bir tane küçük sözde sırayla her biri ikişer sayfa oku bakayım. Hem okumaları gelişsin, hem kitap okumaya alışsın, hem eline kitap almaya.
Yani şu tabletlerden, mabletlerden, bilgisayarlardan, cep telefonlarından kitaba doğru böyle çevirmek, kitap okumak. Onları okudukça, çünkü Risale-i Nur diyor üstadımız, sair kitaplar değil, öyle bir cazibedarlık var ki. Ne yapıyor? Celbediyor. Hatta o zaman da böyle Risale-i Nur o zaman elle yazılıyor, yasak her tarafta. Bütün o ufak çocuklar bile Risale yazıyor. Üstadımız diyor okullarda çocuklara diyor okumayı yazma öğretmek için ne eğlenceler yapıyorlar. Fakat diyor Risale-i Nur'da öyle bir cazibedarlık var ki hiç o eğlence olmadığı halde canlıgıraş bütün o çocuklar Risale-i Nur yazıyorlar yani. Subhanallah. Neden? Risale-i Nur'un tarzı beyanını gören lakayt kalamaz diyor usta. Çünkü sadece akla ders vermiyor ki. İnsan sadece akıldan ibaret değil ki. Kalbi var, ruhu var, ne hissiyatları var insanda. Evet, beraber ders okumak yani. Bazı yerleri beraber mütalaa etmek. Onların anlayacağı seviyede böyle tatlı misallerle böyle onların da böyle alemlerine o hakikatleri yanaştırmak yani. O bitti kendimize. Yani en büyük hizmet bir insanın kendi nefsine kitap okumasıdır yani. Risale-i Nur okumasıdır. Hani insan başkasını anlatır. O kolaydır yani. Ama asıl olan kendi nefsimize. Üstadımız Risale-i Nur'u böyle vesile olmuş. O söylüyor, katipler yazıyor. Ama üstadımız hayatının sonuna kadar okumayı hiç terk etmemiş üstad. Yani abiler yanında kalanlar diyorlar yani. O üstad o hasta haliyle elini kaldıramıyor yattığı yerde takip ediyor yani Subhanallah. Diyor ki ben dur burayı diyor ilk defa görüyor gibi istifade ettim. İmanım inkişaf etti. Halbuki ben bunu diyor 10.000 sefer okudum. Çünkü diyor bu dersler ayat-ı Kur'aniye'den geldiği için terakkiye son yoktur diyor ya. Subhanallah. Evet neyse. Nereden geldik buraya? Ne diyorduk? Sekizinci kelime. Unuttum. Ve huve hayyü la yamut. Yani bütün kainatın mevcudatında görünen. Allah Allah. Ve vesile-i muhabbet olan kemal ve hüsn ve ihsanın hadsiz bir derece fevkinde bir kemal, bir cemal ve ihsanın sahibi. Bir daha okuyayım. Eklemeler yaptım farkında olmadan. Bütün kainatın mevcudatında görünen ve vesile-i muhabbet olan kemal ve hüsün ve ihsanın hadsiz bir derecede fevkinde bir cemal ve kemal ve ihsanın sahibi ve bütün mahbublara bedel bir tek cilve-i cemali kafi gelen bir mabud lem yezel, bir mahbubu la yezalin ezeli ve ebedi bir hayat-ı daimesi var ki şaibe-i zeval ve fenadan münezzeh ve avarız-ı naks ve kusurdan müberradır. Bir daha okuyalım. Neydi sekizinci kelime? Ve hüve hayyün la yemud. Ne demekmiş? Yani bütün kainatın mevcudatında görünen ve vesile-i muhabbet, sevmeye, muhabbete vesile olan kemal ve hüsün, güzellik ve ihsanın hadsiz bir derece fevkinde, üstünde bir cemal ve kemal ve ihsanın sahibi. Allah Allah. Yani üstadımız birkaç yerde söylüyor, 32. sözde falan da var, yani böyle hatırlayanlar var. Muhabbetin sebeplerini sayarken bu üçünü her yerde üstad saymış. Bir insan niçin sever? Cemalden, güzellikten dolayı sever. Bir insan neden sever? Kemalden, kamil olduğu için. O meselede zirve, o meselenin mütehassısı, o meselede yüksek olduğu için, kemale sahip olduğu için sevilir. Bir de diyor ihsan. Yani birisi sana ihsan etse, ikram etse, hediye etse, sana verse sen seversin. Onun için hadislerde var, hediyeleşiniz diyor Peygamber Efendimiz. Ta ki hediye diyor kalpteki o adavetleri, kinleri, düşmanlıkları ortadan kaldırır, muhabbete sebep olur diyor. Onun için ailemize de öyle yani. Ailemize de hediye alalım.
Tabi hediye demek illa böyle pahalı bir şey değil. Maalesef ahir zaman tüketim böyle çılgınlığı olduğu için zannediyoruz ki en kıymetli şeyler en pahalı şeylerdir diye alamayınca da adam hediye vermiyor. Böyle herhalde bir 5-6 sene oldu zannediyorum. Bir kardeş bir video göndermiş. Ben çok acayibime gitti yani böyle. Böyle ufak çocuklarla böyle ne diyelim anne baba çocuk yaklaşık böyle bir 10-15 tane aileyi almışlar. Önce çocukları bir odaya alıyorlar. Çocuklara soruyorlar. Kayda almışlar yani. Anne babanızla beraberken yani en çok böyle unutamadığınız, en çok böyle sevdiğiniz, memnun olduğunuz an nedir diye. Ondan çocuklardan cevabı aldıktan sonra bu sefer anne babayı alıyorlar. Onlara soruyorlar evladınızla beraberken evladınızı en memnun, en mutlu eden şey neydi yani? Şimdi annelerin, babaların cevapları hemen hemen hepsi aynıydı. Dediler ki cep telefonu aldık, çok sevindi. Tablet aldık, iPad aldık, çok sevindi. İşte şöyle bir şey aldık, çok sevindi. İşte efendim akülü araba aldık, çok hep maddiyat anne baba. Çocukların görüntülerini gösteriyorlar. Diyor ki annem babamla diyor pikniğe gittik. Orada bana diyor böyle benimle oyun oynadılar. Bana sarıldılar. Beni öptüler. Evladım seni çok seviyorum dediler. Ben hepsi böyle diyor ama çocuklar. Hiçbiri demedi ki iPad aldı annem. Hiçbiri demedi ki işte efendim bana cep telefonu aldı, akülü araba aldı. Ben işte filan yere değil değil. Anne babasıyla o muhabbetle geçirilen anlar. Onun için peygamberimiz diyor yani biri demiş yani sadaka vermek lazım deyince peygamber efendimiz demiş ki ya Resulallah benim verecek bir şeyim yok tebessümün de mi yok diyor. Yahu evladımıza tebessüm etmek şöyle bir arıl almak böyle hadiste var bir anne baba diyor evladını her öptüğünde onun derecesi yükselir diyor yahu. Yahu sarıl evladım canım hani prenses prenses onları yapmayın yani. O bizde yok bizim mesleğimizde. İman da yok. Prensesim. Prensim. Ya canım öyle bir şey yok yani. Evladım. Canım yani. Ve onlara böyle sevdiğimizi yani hediye bunlar işte. Onlarla beraber iman dersi okumak. Onlarla beraber Kur'an okumak. Kur'an dersi almak. En büyük hediye bunlar yani. Nereden geldik buraya? Ha muhabbetin sebeplerinden üstadımız bahsediyor. Bir dedi cemal, güzellik. Üstad diyor ki güzellik arttıkça muhabbetin derecesi de artar diyor. Cemal son noktaya geldiğinde muhabbet de son noktaya gelir. Canını feda etme derecesine gelir diyor. Antika bir şey. Sonra kemal. Kemal de öyledir yani. Kemal yükseldikçe muhabbet de artar yani. Arkasından ihsan. İhsan da öyledir. İhsanın dereceleri arttıkça muhabbetin, minnettarlığın dereceleri de artar. Evet Cenab-ı Hak isimlerinden biri Mennan'dır yani. Yani hakiki minnet yalnız onadır. Çünkü bütün nimetlerin sahibi, bütün nimetleri ihsan eden odur. O zaman bütün minnetler, şükürler, hamdler, senalar Hannan-ı Mennan olan Cenab-ı Hakk'adır. Evet, tekrar mevzumuza gelelim. Vaktimiz de bitmiş herhalde. Hızlandıralım, bitirelim. Ne demişti? Bütün kainatın mevcudatında görünen ve vesile-i muhabbet olan kemal ve hüsn ve ihsanın hadsiz derecede, hadsiz bir derece fevkinde, üstünde bir cemal ve kemal ve ihsanın sahibi kim? Allah. Bütün mahbublara, şu dünyadaki bütün sevdiklerimize Allah Allah bedel bir tek cilve-i cemali. Cemalinin o güzellik tecellisinden bir cilve bütün sevdiklerimize bedel. Allahu Ekber. Yani böyle bir zatı nasıl unuturuz yani? Yani böyle bir zatı unutup nasıl Leyla, Leyla, ah Leyla, yaktın beni, yıktın beni, sevdim de sevmedi, gitti de gelmedi, ah yani, Subhanallah. Yani o
hakiki, baki cemali sahibini unutunca fani cemali sahiplere insanı ağlattırıyor, inlettiriyor, perişan ediyor yani. Evet, onun için bütün mahbuplara, sevgililere bedel bir tek cilve-i cemali kafi gelen bir mabudu lem yezel, bir mahbubu la yezalin. Allah Allah. Mahbub la yezal. Yani zail olmayan, kaybolmayan ve huve hayyül la yemut dedi ya, hayatı daimi olan, ölmeyen hayat sahibi zail olmuyor. Halbuki bu dünyadaki her şey la uhibbül afilin. İbrahim Aleyhisselam fıtrat-ı insaniyeyi kalbin mahiyetiyle cevap vermiş. Batanları, kaybolanları, uful edenleri, fanileri sevmem diyor. Allah Allah. Evet. Güzel değil. Batmakla gayip olan bir mahbub. Çünkü zevale mahkum, hakiki güzel olamaz. Evet. Bir mabudu lem yezel, bir mahbubu la yezalin. Yani mahbubiyeti ezeli. Evet. Ezeli ve ebedi bir hayatı daimesi var. Cenab-ı Hakk'ın daimi hayatı ezeli ve ebedi. Şaibe-i zeval ve fenadan münezzeh. Yani her türlü fanilikten, kaybolmaktan, gücü, kuvveti, ilmi, iradesi, esma ve sıfatının zeval bulmasından, fenasından münezzeh. Ari, beri, temiz, uzak ve avarız-ı naks ve kusurdan, her türlü noksan ve kusur arızalardan müberradır, beridir, temizdir, uzaktır. İşte şu kelime cin ve inse ve bütün zişura, hem bütün cinlere, insanlara, hem de bütün şuur sahiplerine ve bir mertebe daha kaldı. Ehli muhabbet ve aşka ilan eder ki, bu kelime ilan ediyor. Ne diyor? Sizlere müjde. Mahbuplarınızdan, hani şu dünyada sevdiklerinizden, nihayetsiz firakların, nihayetsiz ayrılıkların yaralarını tedavi edip merhem süren, o yaraları tedavi edip merhem süren bir mahbubu bakiniz var. Nasıl bir sevgilimiz var? Baki bir sevgilimiz var inşallah. Cenab-ı Hak bizi bütün zerratımızla, hissiyatımızla, duygularımızla Allah'ı sevmeyi, Allah'ın da bizi bütün esma, sıfat, şuunatıyla sevmesini Cenab-ı Hak ikram etsin yani. Kerim ismiyle, Rahim ismiyle, Rahman ismiyle, Vehhab ismiyle ihsan etsin, lütfetsin inşallah. Amin. Evet. Dedi ki bir mahbub-ı bakiniz var. Geldi. Madem o var ve bakidir, başkaları ne olursa olsun merak çekmeyiniz. Allah Allah. Neden? Allah baki mi? Evet. Allah'ın ilmi de baki. Ne demek o? Şu dünyayı bir an gelip yaptı, öldü. Cenab-ı Hakk'ın ilminde kayıtlı. Yani o bir an varlığıyla, bir an hayattarlığıyla Cenab-ı Hakk'ın ezeli ve ebedi ilmine girdi. Yani onun için ne yok? Yokluk yok. Allah Allah. O zaman sevdiklerimizden vefat etmiş olanlar, ayrılmış olanlar, ayrılma ihtimalleri olanlar bizim kalbimizde muhabbetten dolayı yaralar açıyor yani. Izdırap çektiriyor. Ama ne var? Bir mahbub-ı bakiniz var. Madem o var ve bakidir, başkaları ne olursa olsun merak çekmeyiniz. Belki o mahbuplarda, o sevdiklerinde sebebi muhabbetiniz olan hüsün ve ihsan ve faziletler ve kemal, o mahbub-ı bakinin cilveyi cemali bakisinden çok perdelerden geçip zayıf, gayet zayıf
bir gölgenin gölgesidir. Yani bu dünyada sevdiklerimiz var ya, o sevdiklerimizde onları sevmeye sebep olan nedir? İşte o şey, hani kimisinde güzelliktir, kimisinde kemaldir, kimisinde ihsandır, kimisinde menfaattir, kimisinde lezzettir. Onların hepsinin kaynağı Allah. Veren Allah, sahibi Allah. Onda hani aynada görünen ışıkçık gibi yani. Şimdi biz o aynada görünen ışıkçık bize geldi, aydınlattı. Aynaya mı muhabbetdar olacağız yoksa güneşe mi? Subhanallah. Onun için şu dünya daim gelip geçen aynalar mecmuasıdır. O zaman ne yap? Onlarda akseden Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin envarını gör. Onları sev. Yoksa kırılmaya mahkum olan o cam parçalarından alakanı kes. Yoksa mahvolursun yani. Evet. Onun için sevdiklerimizde sevmemize sebep olan ne özellikler var? Hepsinin kaynağı, menbaı, vereni, ihsan edeni, hakiki sahibi Cenab-ı Hak. Onlardaki de çok perdelerden geçmiş zayıf bir gölgenin gölgesi yahu. Subhanallah. Onların zevalleri, onların vefatları, ayrılışları, zevale, yokluğa, hiçliğe zahiren yani gitmeleri ne yapmasın? Sizleri incitmesin. Çünkü onlar bir nevi aynelerdir, aynalardır. Aynelerin değişmesi, aynaların değişmesi şaşayı cemalin cilvesini tazeleştirir, güzelleştirir. Madem o var, her şey var. Allah Allah. Onun için Allah'ı buldunsa bütün eşya senindir gör diyor ya. Hatta o şeyi okuyalım ve bitirelim. Yani asıl dersimiz bitti yani. Fakat şey geldi hatırıma. Hatta dün akşam mıydı? Yok, dün akşam rahatsızdım, okuyamadık. Ondan önceki akşam 23. sözün 5. 2. mepasının 5. nüktesini okumuştuk. Orada üstadımız 17. söze bir atıf yapmıştı. İki tane levhadan bahsetmişti. Birisi ehli dünyanın gafletle baktığı dünya perdesi. İkincisi ehli hidayet ve huzurun hakikati dünyalarına işaret eden levhadır demişti. Tabii iki sayfa ama biz onu okumayacağız. Sadece bu ehli hidayet ve huzurda hani bu manaya bakan şeyini dedi ki üstadımız burada uzunca ama biz bir parçasını okuyacağız. Dedi ki eğer Allah'ı buldunsa bütün eşya senindir gör. Allah Allah. Allah'ı buldun mu? Sen Allah'a kul oldun mu? O zaman Allah'ın mülkü senin mülkün gibi oluyor. Bismillah deyip her şeyi yapabilirsin helal dairesinde. Eğer Allah'ı buldunsa bütün eşya senindir gör. Eğer maliki mülke memlük isen bütün mülklerin maliki, sahibi, hakimi, meliki, sultanı olan Allah'a kul olduysan, tam ona intisap edip bağlandıysan, onun askeri olduysan, onun mülkü senindir gör. Allah Allah. Eğer hodbin ve kendi nefsine malik isen, bila addin adetsiz beladır gör. Bila haddin hadsiz azaptır tat. Bila gayet gayetsiz ağırdır gör. Eğer hakiki abd-i hüdabin isen, yani her şeyde Cenab-ı Hakk'ın esma sıfatının tecelliyatlarını gören bir abd, bir kul isen, hudutsuz bir safadır gör. Çünkü her şey onun esma ve sıfatının tecelliyatı. O zaman hayr-ı mutlaktan hayır gelir, cemil-i mutlaktan güzellik gelir, hakim-i mutlaktan abes bir şey gelmez. O zaman ne olur? Hudutsuz bir safadır gör, hesapsız bir sevap var, tat, nihayetsiz saadet gör. Daha dünyada cennetin saadet ve lezzetini yaşa gör. Cenab-ı Hak bizlere lütfetsin, ihsan etsin, ikram etsin. Amin.
Cenab-ı Hak maddi, manevi, kalbi, ruhi hastalıklarımıza ve sevdiklerimizin hastalıklarına, hususan bu koronadan dolayı hasta yatan bütün nur talebesi abi kardeşlerin, bütün ehli iman, müslim, müslimat, bütün kardeşlerimizin hastalıklarına acilen hayırlı şifalar ihsan eylesin. Çektikleri zahmetlerin bir dakikasına bir gün sevabı ihsan eylesin. Hem kabirde, hem haşirde, hem cennette o çektikleri zahmetin külli mükafatlarının lezzetini dünyada da onlara hissettirsin inşallah. Cenab-ı Hak asıl musibet olan dine imana gelen musibetlerden bizleri muhafaza eylesin. İmanımızı kamil, ekmel, rasih, sabit, daim eylesin. Son nefesimize cümlemize hüsnü hatimeler ihsan eylesin. Cenab-ı Hak nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eylesin. Ve cennetül firdevste, saadet-i ebediyede, rü'yet-i cemalullah'a bizi, sevdiklerimizi, bütün ehli imanı lütuf ve ihsan eylesin. Amin, amin, amin. Dinleyen kardeşlerimiz, ne derdiniz varsa Rabbimiz derman versin. Ne istek ve arzunuz varsa, ne maksudunuz, ne muradınız varsa Cenab-ı Hak hayırlısıyla sizlere lütuf ve ihsan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Aziz kardeşlerim, inşallah lütuf ve ihsan olursa her akşam yapmaya niyet ediyoruz. Fakat bazen arızalar, hastalıklar oluyor. Dua edin inşallah Rabbimiz nasip ederse her akşam inşallah saat 20, yani akşam 8'den 9.30 arası, yani 20 ile 21.30 arasında ders okumaya niyet ettik. Bazen muvaffak oluyoruz da bazen arızalar oluyor. Dua edin inşallah Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyet versin. Beraber okuyup istifade etmeyi Cenab-ı Hak lütfetsin inşallah. Böyle yakınlarımıza da, dostlarımıza, sevdiklerimize de haberdar etsek, belki onların da inşallah yani böyle istifadelerine vesile olur. Hiç olmazsa yani duymalarına bir kelime bile olsa, bir mana, bir cümle bile olsa inşallah külli bir manadır. Ebediyete gidiyor inşallah. Onları da haberdar edelim. İnşallah hem Facebook'ta, yani zaten seyrediyorsunuz, görüyorsunuz, hem YouTube'da hem de böyle Instagram'da da Risale-i Nur hizmeti diye hiç böyle ayrım yapmadan, böyle bazı tanıyanlar, dostlar olur. Orada da Risale-i Nur hizmeti sayfasında da üçünde aynı anda inşallah ders okuyoruz, okuyacağız inşallah. Cenab-ı Hak lütfetsin inşallah, ihsan etsin. Bu da bir ihsandır. Bu da bir nasiptir yani. İhsanını inşallah, nasibini Rabbimiz arttırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.